Süper Lig'de pazar günü Ankara Gücü'yle Trabzonspor karşılaşacak. Trabzonspor'da Süper Kupa'nın morali var. Açıkçası hani sadece Süper Kupa'nın moralinin ötesinde ben açıkçası maçı izledim ve hani geçen senenin şampiyonu Bursaspor'a nefes aldırmayan bir Trabzonspor'u izledim. Şimdi genelde çok fazla transfer yapan bir takım değil bu sene için Trabzonspor ama Teofilo'nun ve Yattara'nın geri dönüşü, sakatlıktan dönüşü. Teofilo'nun da bu kendisinin özellikle vurguladığı bu bazı hani problemleri, saha dışı problemlerini çözmüş gibi görünmesi ki iyi bir oyuncu olduğunu hep düşünüyordum açıkçası. Hani gollerle döndü. Bunun yanına bir de bence iyi bir transfer yaptılar. Jaja'yı aldılar Metalist Karkiv'den. Beşiktaşlılar onu acı bir hatıra olarak hatırlarlar. Orta saha yakın bir yerden bir golü vardı Jaja'nın. Şimdi forvet anlamındaki sıkıntıyı da bir şekilde giderler. Önde 3 tane iyi forvetleri oldu Trabzonspor'un. Zaten orta sahada bence Süper Lig'in iyi takımlarından bir tanesi. Selçuk, Ceyhun oynadığı zaman Ceyhun ve Kolman üçlüsü zaten iyiydi. Bunların yanına yine ben sadece hani Gattuso'ya benzerliğiyle biraz baktığım bir oyuncuydu. Barış vardı Diyarbakır Spor'dan. Onu transfer etti Trabzonspor. Oyuncuda fazlasını da gördüm ben. Hani Gattuso'dan çok daha fazla teknik yapabilen de bir oyuncu olduğunu gördüm. Sadece Bozman'ın dışında. O yüzden Trabzon'un yaptığı bu ki Golovaşki transferi de çok iyi bir transfer. Polonyalı stoper bence çok iyi bir stoper. Trabzon'un ihtiyacı olan adamlardan bir tanesiydi. O yüzden Trabzon nokta transferler yapan, zaten geçen sene iyi niyetli futbol oynayan ve açıkçası maçlarını keyifle izlediğim takımlardan bir tanesiydi. O yüzden açıkçası iyi bir yolda olduğunu düşünüyorum Trabzonspor'un. Bu ligde iyi başladığını düşünüyorum. Hani üç büyüklerle ilgili kafamda soru işaretleri var ama Trabzonspor'la ilgili hani şu anda yani soru işareti barındırmayan takımlardan bir tanesi. Hep yukarıya doğru gidiyorlar. Mesela şimdi transfer şampiyonu Beşiktaş'ın savunmada müthiş sıkıntıları var ve hala yabancı oyuncularını kimi alacağını, kimi vereceğini belli değil. Galatasaray'da sakatlıklar, bunun yanında hala belirsiz transferler var. Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'la takım içinde bazı sıkıntılar olduğu, işte bu klasik sıkıntıların olduğu söyleniyor. Yani her yerde sıkıntı varken Trabzon'un işler çok iyi gidiyor. O yüzden Trabzonspor'un iyi başladığını, moralli başladığını düşünüyorum. Ankara Gücü cephesinde ise bazı mali sıkıntılar antrenör Ümit Özat tarafından dile getirilmişti. Ama buna rağmen bence yine onlar da iyi transfer yaptılar. Ses de kaldılar mesela. Şimdi Vitek'le Dünya Kupası'nda damga vuran yıldız oyunculardan bir tanesiydi. Onun yanına ses de kaldılar. Yine bir Slovak oyuncuyu. Şimdi açıkçası zaten iyi bir takımdı. Bunda tabii Marek Sapara bence önemli bir oyuncu. Onun da takımda varlığı, Ceremi'nin varlığı. Yani yabancı oyuncu açısından iyi ve başarılı transferleri var Ankara Gücü'nün. Geçen seneki oyuncu kalabalığı nedeniyle kadroda kurmakta zorluk çekiyorlardı. Ve bir türlü hem yönetimdeki hem sahadaki sıkıntıları giderememişlerdi. Bu seneyi biraz daha bunların dışında başlayacaklarını düşünüyorum ki hani hala bazı homurtular var işte maddi sıkıntılardan dolayı Ankara Gücü'nde ama her şeye rağmen bu lige iyi başlamak isteyeceklerdir. Ankara Gücü taraftarları da Bursaspor'un öcünü almak için belki hani biliyorsunuz onların arasındaki kardeşlik duygusunu Trabzon maçına böyle de bakabilirler. Dolu tribünler önünde oynayacaktır maç. Trabzon'da Ankara'da bağrına basacaktır Trabzon taraftarı. Ben açıkçası hani bu maçla ilgili Trabzon galibiyeti benim ilk etapta bu maçla ilgili düşüncem. Onun dışında da alt üst seçeneğinden ziyade hani o bahsi biraz geri plana atarak ben Trabzon'un lige iyi başlayacağını, güçlü Ankara Gücü deplasmanında kazanmaya yakın taraf olduğunu düşünüyorum. Baba Torik.